Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümünde Büyükelçi Sayın Şaubi'nin ev sahipliğiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.目的就是回答人类向何处去的
世界之问，历史之问，时代之问，为各国人民走向携手同心共护家园、共享繁荣的美好未来贡献中国成果。昨天大家可能注意到，中国政府发布了携手构建人类命运共同体中国的倡议与行动白皮书，这是一部系统阐述构建人类命运共同体理念思想内涵和生动实践的重要文献。构建人类命运共同体，就是每一个民族、每个国家、每个人的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的星球建成一个和睦的大家庭，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，把各国人民对美好生活的向往变成现实。构建人类命运共同体理念反映了追求和平、正义、进步的诉求，汇集了共建美好世界的最大公约数，对于推动各国团结合作、共创人类美好未来具有重要意义。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对双重标准。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，推动建设开放型世界经济，推动共建一带一路高质量发展，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国积极参与全球治理体系改革和建设，坚持真正的多边主义，推动全球治理朝着公正合理的方向发展。我们愿意同包括土耳其在内的各国一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，致力于构建人类命运共同体，携手开创人类更加美好的未来。中土都是文明古国，在古丝绸之路上相知相遇相交，为人类文明发展做出了积极重要的贡献。中土建交52年来，两国关系经历了不平凡的历程，进入了全面发展的新阶段。特别是近年来，在习近平主席和埃尔多安总统的政治引领下，双方在各个领域的合作深入发展，取得了实实在在的成果，给双方都带来了重要的贡献。中土都是国际和地区事务中具有重要影响的国家，同为新兴市场国家代表和发展中大国，拥有广泛共同利益和巨大合作潜力。中方始终从战略角度和长远角度看待和把握两国关系，我们愿意同中方一道进一步增进战略互信，加强战略协调，深化务实合作，坚定支持彼此维护核心利益，推动中土战略合作关系结出更加丰硕的成果，为两国关系发展开辟新起点，注入新动力，为世界和地区和平发展做出新贡献。当前中国人民正以中国式现代化全面推进中华民族大复兴，土耳其人民即将迎来共和国100年，并致力于打造新的远景发展目标。中土两国都有着伟大的梦想和光明的前景，希望并相信中土双方在实现各自梦想的进程中，一定能够相互支持、相互帮助，
实现共同发展，更好地照顾两国和两国人民。最后，祝愿中土两国繁荣昌盛，人民幸福安康，祝愿中土关系不断取得新的更大发展，祝中土友谊万古长青，谢谢大家。Sayın Büyükelçim, Kore Diplomatiği'nin değerli mensupları, Sayın Büyükelçiler, hanımefendiler, beyefendiler. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Çin ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in sergiledikleri güçlü liderlik temelinde gelişmeye devam etmektedir. Türkiye, çok boyutlu dış politikası çerçevesinde Çin'le ilişkilerine her zaman önem atfetmiştir. Bu yıl malumunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamaktayız. Esasen Cumhuriyetimizin ilanından sonra Ankara Üniversitesi bünyesinde 1935 yılında Sinoloji bölümünün açılması, Cumhuriyetimizin kurucularının Çin'e yönelik vizyoner bakışına da anlamlı bir örnek teşkil etmektedir. Ay ben sesimi duymuyorum. Duyuluyor değil mi? Kıymetli misafirler, dünyamız bir yanda COVID-19 küresel salgınının toplumsal ve ekonomik etkilerini halen hissetmeyi sürdürürken, diğer tarafta belirsizliklerle dolu köklü bir değişim dönüşüm sürecinden geçmektedir. Geniş Avrasya'nın doğu yakasında konumlanan ve Asya ve Pasifik bölgesi gerek pandemiyle mücadelenin gerek değişen jeopolitik iklimin öne çıkan sahalarından biri olmuştur. Kadim bir medeniyetin temsilcisi olan Çin, kalkınma ve bilişim alanlarında önemli atılımlar yaparak bugün dünyanın en önemli merkezleri arasına yeniden girmiştir. Çinli diplomat Zhang Qian'ın M.Ö. 2. yüzyıldaki seyahatleriyle başlayan, batılı coğrafyacıların çok sonraları İpek Yolu olarak adlandıracakları güzergahla devam eden etkileşim, Çin'in ilerleme yolunda dünya ile bütünleşmesinin temel taşını oluşturur. Günümüzde ise Çin Halk Cumhuriyeti küresel bir güç olarak çok kutuplu dünya sahnesinde yerini aldı. Bu bağlamda Türkiye-Çin ilişkileri eski kıta olarak kabul edilen ve dünyanın kalkanına ev sahipliği yapan geniş bir coğrafyada siyasi, ekonomik ve beşeri istikrar ile güvenlik bakımından giderek artan bir önem taşımakta. Nitekim Türkiye'de tarihi, etnik ve kültürel bağlarıyla bu coğrafyada merkezi bir konumda bulunmakta. Bu sebeple tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan Batı ve Doğu'yu birbirine karadan ve denizden bağlamayı hedefleyen kuşak ve yol projesiyle orta koridorun uyumlaştırılmasında kat edeceğimiz mesafe, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açılmasına vesile olacaktır. Keza kamu ve özel sektör işbirliğiyle başta altyapı, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere büyük ölçekli projelerde ülkelerimizin yanı sıra yakın coğrafyamızda da birlikte çalışma imkanlarını değerlendirebiliriz. Turizm sektörü de ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin güçlendirilmesinin itici gücü olabilecek potansiyeli sahiptir. Çin tarafının COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasını takiben ülkemizi grup turlarının düzenlenebileceği liste idare etmesi bu potansiyelin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adım niteliğindedir. Önümüzdeki dönemde Çin'den daha fazla turisti ağırlamak istiyoruz. Girişimci ve insani dış politikamız ile yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde Çin'le ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde de halklarımızın karşılıklı yararı temelinde geliştirmek için çalışacağız. Büyükelçi Li Xiaobin'e, büyükelçilik mensupları ile tüm konukları en içten dileklerimle selamlıyorum.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben Selim Sarı İbrahimoğlu, İstanbul Çin Başkonsolosluğu'nun hukuk müşaviriyiz ve Çinlilerle uzun süredir çalışıyoruz. Bu bence çok güzel bir aktivite oldu. Gerçekten herkesin heyecan duyduğu, özellikle yemekler ve dostluklar, eğlencenin gayet iyi bir şekilde dizayn edildiği bir toplantı oldu. O yüzden ben mutluyum. Herkesin de mutlu olduğunu görebiliyorum. Ve dünya için, herkes için sağlıklı, huzurlu bir mutluluk. Ben İzmir'e geliyorum. Ayrıca İzmir Çinli'ne dayanışma ve yardımdaki başkanım. Ben ismim Yağız. Hakiki Çinli fakat ben de Türk vatandaş. Ankara Büyükelçi davetliydim. Bizi İzmir derlekte bu akşamına 28 kişi İzmir'den geldi. Bu etkinliğe katılmak için her zaman katılıyor. Gerçekten çok memnunluk kaldı. Yağız ismini siz mi aldınız? Siz mi istediniz? 2009 vatandaş geçerken İçi Bakanlığı'ndaki mecbu değişti. Biz o isim değişti, evet. Yağız seçmiş. Merhaba, benim adım Ziyi. 17 yaşındayım. Şu an İzmir'de Türk Koleji'de 11. sınıf okuyorum. Çin'in kurtuluş hakkında aslında çok bilgi sahibi değilim. Çünkü Türkiye'de okuyorum. Daha çok Türkiye'nin tarih ve geleceğiyle ilgileniyorum. Evet. Seviyorsun Türkiye'yi? Çok çok seviyorum. Özellikle İzmir'i hayranım. Çok çok seviyorum. İyi akşamlar. Öncelikle teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Ali Olgun Boydak ben. Memorial Hastanesi'nde direktör yardımcısıyım. Bu akşam Çin resepsiyonundan açıkçası çok etkilendim. Davetliler, buradaki program. Özellikle en çok da videodan çok etkilendim. Çin'i görmedim şu ana kadar ama ilk fırsatta gitmek istediğim ülkelerden birisi olacak. İnşallah en kısa zamanda giderim, orayı da görürüm. Tekrar Mustafa Karslı ben. Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bu akşam Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümünü Ankara'da kutladık. Bir 4 gün önce İstanbul'da da aynı kutlamadan olmuştu. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin daha sıkı, daha yoğun bir şekilde gelişebilmesi açısından bu tip programların çok önemli olduğuna inanıyorum ve tüm delegasyonun, tüm ülkelerin katılımcı göndermiş olmaları da bu anlamda gerçekten doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor bana. Teşekkür ediyorum. Ben Bülent Okay. UBİKA Vakfı Başkanıyım. Biliyorsunuz her sene hayalindeki Çin resim yarışması düzenliyorum. Bu yıl 7.sini yaptık. Yanımdaki arkadaşımız da öğretmenimiz Feyza Acıbunar. O da jüri üyem benim. Jüri değerlendirmelerinde 2016'dan beri bize destek veriyor kendisi. Çin muhteşem bir ülke oldu. Gerçekten muhteşem. Her yıl 27 ile 28 Eylül'de Çin elçiliğinin resepsiyonuna katılıyoruz ve çok mutluyuz. Ne mutlu Çin'e. Cumhuriyetlerini tekrar kutluyorlar. Kutlu olsun. İsmim Ganimet. Bugün Çin'in millet günü, yani 74. dönüm. Çin Halk Cumhuriyeti 1949'da kurulmuştu. Bir de Çin ile Türkiye arasındaki bir köprü günü. Yani Çin kültürüyle Türk kültürünün böyle birbirine kaynaşkan gün. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Bugün Çin Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümünde Rize Dernekleri Federasyonu olarak çay ülkeleri, iki tane çay ülkesinin
Türkiye'deki en güzel, en kaliteli çayı dünyaya sunan Rize'nin Dernekler Federasyonu Başkanı olarak burada bulunmaktan mutluyum, gurur duyuyorum. Bizim ortak geleneklerimiz mutlaka var çünkü çay üreten ülkeleriz ikimiz de. Benim bakışım bu noktadan bakarak konuşuyorum. Geçmişte Çin vakfımızla ve Büyükelçiliğimiz nezdinde bizim ortak çalışmalarımız da oldu. Çin ülkelerine, çay ülkelerinde düğün geleneği diye çok güzel bir etkinlik yapmıştık. Oradan başlayan güzel bir dostluğumuz vardı. Önümüzdeki günlerde Nisan ayında yapacağımız Rize günlerinde tekrardan bunu daha büyük çapta çay ülkelerini daha da genişleterek hep beraber çalışacağız. Bugün bu etkinlikte bizleri burada kabul eden Çin heyetimize teşekkür ediyorum ve saygı. Mine Yılmaz Şener adım, devlet memuruyum. Çin bizim için çok önemli. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güzel olması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Sevgi köprüsü kuruyoruz onlarla aramızda. Bugün de One Road, One Belt herhalde İpek Yolu'nun bir uzantısı, bir gecesi. 74. yılını kutluyoruz Çinlilerin. Bundan sonra daha da güzel günler olur inşallah iki ülke arasında. Dayanışmak güzel şey çünkü. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluş günü. Bunun anlamı Çin 1949 yılında bağımsız olduktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti önce Mao, sonra Deng Xiaoping, sonra Jiang Zemin, şimdiki Xi Jinping nice dönemler geçti. Dünyanın ikinci ekonomisi oldu. Bununla birlikte Türkiye Çin arasında ekonomi, kültürel, eğitim alanında her konuda çok iyi işbirliği var. Bunun için seviniyoruz. İsmim Hüseyin Kocabıyık, 25-26 dönem İzmir milletvekiliyim. Şimdi bugün çok güzel bir resepsiyonda hep birlikte beraberiz. Çok farklı statülerde, çok farklı kurumlardan, çok farklı görevlere mensup, bürokrat, diplomat, iş adamı, insanlarla, sanatçı insanlarla beraberiz. Bu resepsiyonun önemi şu: Çin Halk Cumhuriyeti 74. kuruluş yıl dönümünü kutluyor bugün. Tabii Çin deyince hem tarihe dönük olarak üzerinde durmak lazım. Çok büyük bir medeniyet. İnsanlık tarihinin en büyük medeniyetlerden birisi. Ve Çin deyince bugün ve yarının üzerinde durmak lazım. Bugün dünyadaki güç dengeleri içerisinde artık kendi başına bir güç odağı haline gelmiş bir ekonomik dev, bir siyasi askeri dev, bir coğrafi dev. Yarına baktığımız zaman da bütün projeksiyonlar Çin devletinin, Çin'in ekonomik olarak dünya politikasına etkileri bakımından geleceğin en önemli ülkesi olduğunu söylüyor. Bütün istatistikler, bütün rakamlar, bütün siyasi analizler, bütün politik öngörüler bunu söylüyor. Şimdi Çin'i böyle tarif ettiğimize göre bir Türk olarak ve Türkiye'nin geleceğini düşünen bir insan olarak ben tabii Türk-Çin ilişkilerinin dünyanın diğer kalanından bağımsız olarak çok ileri düzeyde, samimi, sıcak ilişkiler olarak sürmesini çok arzu ediyorum. Çünkü Türkler ve Çinliler eski tarihinde, bugünün de, yarının da iki büyük medeniyetini temsil ediyor. İki büyük devletidir. Ve en önemli ortak tarafları da şudur: dünya barışını arzu eden iki devlet, bu iki devlet. Bu çok önemlidir. Çünkü dünya vekalet savaşlarıyla maalesef çok zor günler, zor dönemler ve karmaşık dönemler geçiriyor.
Burada Türkiye'nin bizim devlet kurucumuz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle benim izlediğim kadarıyla bir siyasi analist olarak Çin'i yönetenlerin ve Çin'in devlet politikasının daha çok dünya barışına katkı sağlayacak davranışlar içinde bulunması ve ticaretinde, siyasi ilişkilerinde dünya barışına katkıda bulunacak bir şekilde dönüştürülmesi çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Bu bakımdan dünyada barışı ve karşılıklı işbirliğini isteyen iki ülke bugün bu resepsiyonda iki ülkenin insanları bir araya geldi. Bu kendi çapında mütevazı ama çok önemli bir mesajdır. Bu mesajı başka türlü, başka ilişkilerle de her zaman sürdürmek lazım. Dileriz ki iki devlet insanlığın barış idealine katkıda bulunmaya devam eder ve işbirliğini daha çok arttırır. Türkiye'nin Çin'le ticareti fena değil. Tam rakamı söyleyemeyeceğim ama Çin'in Türkiye ile ticaretinde biraz var. Biraz böyle eksiklikler var. Umarım o rakamlarda ideal seviyelere gelir ve iki ülkede birbirinden yararlanır diye düşünüyorum.